sakın ayrılma, onu oraya alıştır. Yavrucuk, o evin mafyamış. Olayı. Evet, çok çay bitmedi. Sigara veriyor. Mahvedelim. İleri kaçtı. Ne bekliyor? Ben çıkışacağım. Eskisi gibi dedim. Arkadaş, bir cihaz başka yerde dolaştı. O da ne diyorsun ulan diye saldıracak böyle. Tutun şu köpeği. Papatite. Ondan sonra köpeğini getiriyordum. Sanık Yusuf. Değil mi? Yavru köpek, yedikli yavru böyle insanlar. Ve bir tanesi daha gelecek sonra. Bak, bu buraya el çıkışında çekmeye gelen kadının köpeği, bu sefer kocasını göndermiş. Sırayla Betile Yusuf çıktı ya. Öyle gir oraya, orada köpek yasak levhası var, işet. Bazı şeylerini, bu ağaçları çürüten, demiri patlatan, kısa devre yapan şeylerini ve kalbine vuran noktalara işlediğiniz zaman 10-20 hayvan. Ve tam orada köpek yasak levhası yanında alat. Türkiye'nin kürküne bak ya. Milyonlarca parazit etmişti buraya. Ve tabii ki kedi gönderecek peşinden. Çakacakları bu işte. Gidip bakalım mı kanserin kadının alı. Süs mü, düğün mü? Biz gidelim bakalım. En nasıl gömürüm gibi kaçtın. Giriş. Duvarın üstünde sinyallerini gönderiyor. Bir tane. Eksik olmayacak. Gösteriş için bir tane. Gezeme gidiyor. Benim onları okuduğum gibi onlar da beni okuyor. Düğün için üçüncüsü bu olmalı. Birkaçı strese sokma olayı devam etsin. Net. Dernekler de geçiş yoluna çıktı. Şimdi şurada kahvemizde onu da biliyoruz. Sebesinek içeride. Çok arası çıkan. Evet, kapalı olsa diye. Geçiş yolunu çok ilgili olarak bu şeyden konuşalım kapalıyken bu olaylarken kaşıntılardan da anlıyorum. Çünkü bu hayvanlar hiç yüzeye geçiyorlar ve kesinlikle değil mi polisler? Ondan sonra açıyoruz tencereyi. Ondan sonra bakıyoruz bu şerif bu aynı noktalarda. Gidin kardeşim, yeter burada gezdirdiniz. Ne diyorsun lan sen? Gitmemek, babanın yerini ve küçük bir şeyler yapmak var. Aletle falan, son şeyindeki gibi. Al sana dava.
Rey Miguel Cirio, ¿no? Mi Dios, uno de los enviados del Papa que te mataste. Venía como su salva. Uno de los amigos. El miedo que te quiera. Si tienes valor, si lloran, la voy a decir en nada. Yo no sé si me dejo chavar, no la causa me ve que se quiera. Onlarla yapmayın ama sen ne biliyorum bu yaşıcılıkları gibi. Etiklerini sorduk bana. Patatite patatite hiç. Sonra ben bir tane vurdum yerde. Nasıl doktor raporuyla. Sakat futbolcu içerisinde yere atmalar. Kalkmalar. Ondan sonra hepsi değiştirmiş. Sebeplerini üç tane böyle zincirlerini tasmalarına elbirinde üç tane yırtıcı böyle vav vav zincirle hayvanlarla dikildiler. Bu demirleri kuşlar. Çiftlikleri var be. Çiftlikleri var be. Bu darbe gerçekleşseydi. O çiftliği insanların boğazı kısaldı taşıdı. Evet, bu var bir olsa bizim Rottweiler insanlarına var. Hiç köpeklerin neleri yoktu be. Hepsi yırtıcı köpekler. Bizlerin iyi yemeğine bilirim. Gördüğüm yaşadığım şeyler bayağı. Onlar kursuda bekliyordu belki sabahlar beni. Ben çıkacağım diye buraya. Böyle senaryo kuyuruyorlar. Yeşilçam senaryosu gibi rol gereği bir şeyler yapıyorlar. Ben bunu bir yer getirip düşündüm. Her balkona çıkışımda neredeyse de. Ama şey, nüfus, bu yavru sevimli köpek karşı çıkıyor. Ulan sizin bir şeytanlara bakıyorsun çıkıyor. Bırakın elinizi çekin o zavallı hayvanlardan. Elini hasta diyorsunuz. Asitra. Asitra hasta diyorsunuz. Parazite boğuyorsunuz. Etrafa seçmeyi için. Sip. Tamamen bu ve ünün altı kaplarına bakın. Kentlerdir. Sözlerimiz bom, sip. Çer çok bu. Bu işte külseleri hayvan üzerinde. Bu insanlara. Gece gelecek diyor. Sabrıcak. Aynen zincirle yazdığı bu şeylerini çalacak. Senin varlıklarını Bakalım elimize geçişiyoruz. Ortaklarla şeylerimizin şimdileri güçlerinin nedeni bu. Kaynayan parazitlerden beri isimlerde bu şeylerin içindeyse onu çekeceğini biliyorlar örtmek için. Neden adam çektiğini kedi oldu belli oldu. Kanserli kadınımız geliyor dışarıdan. Gitsin şimdi içeri kuşatacaklar etrafını. Geberdim. Söylesmek. Ulan nasıl? Kaç tane oldu be? En son hiç. Kımda çıkmış. Kımda çıkmış. Elimde. Bak, ayakları sen kaç ediyorsun. Oğlum niye demiyorsun karşıma hayvanların içinden çapondan çektik değil mi? Kanıtladık çünkü hemen hemen her çıkışını. Zor yaptık talebelerin yanıdır. İşbirlikçilerin o tüm bu köpeğin de sahibi değişmiş bayağı. Tasmadan mı çekiyorsun? Hı? Her zaman tasmasız. Gel, gel. Biz de tek öyle bir şey yapmıyoruz. Bakın hayvanla konuşuyor bu gelin.
Él es el día segundo de las cosas. Ondas, bien, bien. Pueden vivir, yerme cojando. Yerme, dime, no hay yerme de mención. Ficho, ya de mención. Ofrece yo, ay, no, 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 bu insanların hayvanlarını alın ellerinden, şeytanın elinden kurtarın, ondan sonra seyir. Bu insanların hayvanları şu kurtarmalarını beşleyin. Birkaç örnek gördüm, sokak hayvanları yok etkilerim, bunlar yönetimi biliyor ben. Yemin ederim size. Anası babasıymış gibi. Şişmanı oyu yapan öğrencilerin hayvanlar da gidiyorlar, çıkacağım, bakacağım, şişkinim. Benim takıntımı göstereceğim. Ben karşıma yeni bir sokak hayvanı dedim. Ben de kulağımda yeni bir sivahın uçlarını da tutan yok. Kabaklılar haleti. Bütün kuşların olsun. Ruhun dinlendiriyor ben. Sizdeki bu hayvanlarla yok edenler var ya. Bunlar olacaklar belli. Zaten çoktan belli. Nereden sinyal açacağım? Ben de bu kuşların seslerini uzun vereceğim. Nefret ediyorlar bu şeylerden. Çünkü bence cin kabilesi komuzlukları cenneti anlıyor. Komuzluklarını andırıyor. O yüzden nefret ediyorlar bu seslerden. Fazla üstüme gelmemeli şu an. Size yemin ederim bunlar kastım olur. Kaç kaç örneğini gördüm. Ben zaten kastımı sorduğumdan beri. Bu işte gelmiyorlar derken bir tane geldi. Gelme karşıma arkadaşlar. Gelmiyorlar. Bu da yeni bir kuş, yeni bir köpek. İstanbul'u bütün hayvanları buraya uğradı. O da aynı yerde takılacak diyoruz. Hayvan ya. Geç tanrı. Hayırsız takıntılık gelecek yok. Bir başka bir olay olması inancını anlayın. Babaları geliyoruz. Beş hastanın yarıştırıyorlar diyor. Şimdi cevabı olmadın mı? Ve biz evden çıkmayalım. Oh! Üzerimize. Bize saldırıyorlar. Bizi kapatacak. Anam korkuyor dedi ki, küçükken ısırılmış. Beni de ısırmaya çalıştılar küçükken fakat kurtardım kendimi. Hiçbir korkum yok ben, Allah'tan başka bir şey yok. Gelen şey tamam, hiç kimsenin korkum yok dedi. Rabbimin eşine gönderdi ki, sizlerin efendisinin kulları bunlar. Nasıl bayram saldırdı ve yaşına başına bakmaman. Kerim, kafanı anlayacağım. Güvenliler işittik. Çünkü hayvanları uzak tutmaya çalışıyor. Kafanı topla geçti.
Ajá. El chile de la mesa. Vienen de Quebec, vienen de Nissan. Se ve de mi lección, Thank you.
yapılmış. Hayır bir şey yok. Tamamen bu milletin eseri. İki neden tam bu geçiş yolunda hala uçuşuyorlar? Kaynıyor. Şuraya bakın. Bu kadar küçük şeyler dönmesi oluyor.
neden burada anladığınız herhalde. Kanserli kadın buradan geçmeyi seviyor. Evet. O da böyle ibadet edecektim. Eve paçaların saçının içine falan eve götürüyorlar bir şeyleri. Buluta bakın buluta. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Tam geçiş yolu. Yaşamıştım. Hayda. Tam geçtik yolu. Çıkmışlar. Evet. Anında. Evet, bunların hayvanları çok sevimliyiz. Yani beni çok seviyorlar. Şimdi böyle bir çıkayım, hemen karşımda olsun. Şuralar var buradan. Bunları yönetenler anasıyla içsam sürdüm. Kimsenin umurunda değil, çünkü kendileri de içsam sürdüm. Suladım, hemen sessiz kaldılar. Büyükleri çıkıyor. Birkaç tane. Hemen sessiz kaldılar. Bunlar ya şemsiyetik laboratuvar yapımı, suda eriyor ya da saklanıyorlar ya. Ha, yine ortaya çıkıyor. Yine ortaya çıkıyor. Dans ediyor. Ve sulamaya çıktık. Gel karşıma dikin arkadaş. Çekiyorum diye ayrılma be. Gel dikin. Sonra ne diyorsun lan sen diye bir davada. Hı? Hiç kusura bak. Şırkıntınla beraber şu iki işareti ağacın oraya gece yarısı. Gece yarısı benim sıçtığının çekimleri var. Evet, masum hayvan gezdirici. Böyle zebre parazitler onlardan sürüyor. Neyle yediriyorsanız. Çocuğuma sevdiriyor. Ellerini yüze dikatıyor. Çünkü onlarla eldiven mi? Eldiven mi onlara bakıyor? Sen ellerini güzel yıkan. Evet, yemin ederim bitirdim. Bir tane orada uçuşuyor. Suyla yokmuş. İnanmayan büyüksün, incelesin bir bilim adamı var tabi şöyle. Namuslu Allah'a inanan bir tane var. Bakın yok ettim ben. Ben size şunu söylüyorum ben. Yemin ederim size, Allah'a yemin ederim. Siz bu şeytani örgütü, mason örgütünü yok etmeyin. Su, su diye bağırarak bize böyle geçmiş. Emin olun bana. Felaketler sizi vuracak. Hiç kuşkusuz. Evet, %99 tırnak arası. Müslüman ülke. Bunu böyle de bilmiş olun ben. Bu şeytanları ülkenizden yok etmeyin. Yemin ederim sizin felaketleriniz hiç yok olana kadar bitmeyecek. Çünkü bu yapan kabile mi ne diyeyim artık kanmışlar mı? Sadece böyle bu hayvan sevgisi falandır diye kandırmıyorlar yani. Kendilerinin hiçbir hayvana sevgisi yok. Hayvana sevgisi olan onları böyle parazitlere boğmaz. Yanlış beslemeyle hastalıklar, insan hastalıkları kaptırmaz. Sadece oradan kaptırmıyorlar yani. Pornolardalar ben. Örneğini gördüm. Anasınla ve anasınla iç hamsterda ben. Diğerlerinden de gördüm. Tümünün pornoları olduğuna hiç şaşmam. Hayvan seksi, pedofili, ne istersen var bunlarda. Gündüz yarı çıplak, pardon gündüz türbanlı çoğun, gece yarı çıplak kameralarında, çıplak anadan doğma. Evet, tek yapmadım ya. Bir tane şurada, onu da bitirelim.
ve bu şeylere kanmışlara sesleniyorum ve Allah'ın adını falan kullanarak, Allah'ı adını kullanarak saptıran böyle sevgilidir, hayvan sevgisidir, merhametlidir falan diye, bunların başka saptırma yöntemleri de var. Niçin? Sadece dilini söyleyeyim. Anasınla İslam'sı da be. Örneğini gördüm, başkalarını da gördüm. Korna, diğer saptırma şeyleri, korna bunlarda hayvan seksi, pedofili, her şey var burada. Yoksa bu gençleri, çocukları nasıl böyle şeytanlığa itebilirler? Travma, beyin kontrolü, be. Pedofillik kesinlikle var tahminime göre. Pornolarını gördüm internette. Ana, oğlum ve şanslıda. Başka bir örneği ise ormana çıkmış tanıdım suratından daire çizmiş böyle cadı şeytana alim yöntemi. Oturuyor dairenin içinde ağacın etrafına daire çizmiş. Sineklerin efendisiyle sevişiyor be. Vücudunu sinekler kapladı. Her yerini, beline kadar dizdiler, ağzının içine kadar. Evet la, ney acaba bu zerre, zerrenin küçük sinekler mi acaba? Beni görüyorsun, çift yapmış, çağır onları kameraya yakalanmasınlar. Bir tane mi bıraksın? Bir tane mi kaldı? Bir tane de orada. Bu zehre parası teri tutan bu işte. Depolara. Depolara. Niye bakıyorsun oraya içeriye durmadan? Göledin o. Ben onu geledi topladın mı? Göledi topladın diye. Yine teslim edeceksin. Nerede o kediler? Şimdi penceresinin önünden çaydım ya. Yine gelecekler. Bunlar sana lazım değil mi? Panjurumuzun içine kemikli kile. Böyle apaysın. Kapının mandalı olmaz. Şöyle. Şimdi size kanıtlamaz için istiyorum bunu. Mümkün müdür? Geri kalan gün zamanın oturup çekildi. Gelmeyecekler böyle. Sık sık. Tam çıktığım andaki gibi. Çünkü eski senaryo. Bütün gün yolu otursam oturduğumu gören ancak görmez. Çıkmayacakmış bu kadar sıkışmış. Kamera takalım. Gece uyurken yürüyen trafiği görünme. Gece gündüz iş yapıyoruz. Şimdi bu benim dediğim doğruysa sizler laboratuvar üretimi ise tam Kur'an'a cahit dikişe gerçekleşmiş durumda. Kafirlerin ikisi toplansa böyle sinek üretmez. Üretti bile. Üretilir. Bu hayvanlarla yayıyoruz. Zavallı hayvanlara yediriyorlar bu zehri. Etrafa saçmaları için. Neler çektiğini tahmin edemiyorum hayvanlar. O nasıl bir ilişki olsun? Nasıl bir ilişki olsun? Sorun peşini çektim. Gönderdiği anında gönderdiği yemeğe gitti. Çok ilişki bir şey. O olaydı. Ve şu an şimdi buraya geldi. İşini bıraktı, başka bir iş. Siz takip etmedin baştan başa.
Hadi baştan olmuş. Komik. Hadi baştan olmuş. Kapalı o hadi. Tamam. Ne oldu? Hadi anlat. Sen ne anlatsın? Nereye anlatsın şimdi anlat. Ben hastaneye gideceğim. Başla oradan. Hadi hayır. Sen yapma ya. Sen ne korkutuyorsun benim bunlardan sen gibi? Ne demek? O demek. Bunların şeyi gibi. Ne gibi? Kölesi kulu gibi. Anlamadım. Kapat, kapat. Anlat. Ne demek ya bunların şeyi gibi? Şşş olur. Bakın sen bunların şeyi gibi. Sana geldim. Hı-hı. Konan sonra çıktın. Ev geliyordun. Sen çıktın. Bahçeyi içine bahçe. Bahçeler var onların. Ne çıktın? Sen karşıma bir siyah kedi çıktı ve yol veriyordu bana, biliyor musun? Şöyle bu tarafa kadar şöyle yok söylüyordu. Öyle mi kesiyordu? Yani canımı kesiyordu. Bir de çok şaşırdım. O zaman düşündüm. Bu kediler çok yani şaşırdım. Yani böyle kedi görmemiştim. Nasıl ağrıyor benimle konuşmak istiyor bu sene. Konuşma gibi sesler çıkar. Ha. Ha, onu söylemiştik. Sonra ne oldu? Sonra böyle sesler çıkardı. İyi sonra başka bir adam geliyordu aslında. Onun eli geçti burada. Sonra korktum. Nasıl senin sanırım. Korkası yok. Ben hep duyuyordum seni, anlıyordum sen geliyorsun ya, köpekler alıyor, çok köpekler geliyor işte. Ya da ilk tane köpek var, onlar var heyecanlar ama onlar yok, çok gelmedi ama koşuyordu, uzaktan koşuyordu ama onlar gelmedi. Nasıl ya, avladıkları zaman anlıyordum her zaman sen geldin. Ya. Tabii. Olabilir. Ben çıkınca onlar yoksa saklanmıştılar kameraya. Ha evet, bir defa çok kıyafetler ama onlar beni saldırmadı. Tekrar saldırmadı. Ha saldırmak, korkutmak diye söylüyor. Ama çektim, yolunu çektim. Bir şeyler olmuş herhalde senin o köpekle kaçtın falan herhalde. Orada doktor beni çağırdı, ofisi diyor. Karını alalım tedavi. Ne? Bana öyle dedi. Ne? Seni hastalıklı gördü. İkinci bir zaman seni sıkma çalışıyor. Öyle söylemez. Öyle söyledi bana doktor diyor. Ne yaptın? Karını içeri alalım. Ona tedavi lazım. Ya ona kim söylemiş böyle şeyler? Şey, onu kameradan görüyor senin davranış. Hayır, ondan değil. Ondan. Ben biliyorum. Hayır. Biraz söylemiş onun karşısına da alın. Şey bir şey söylemedi. Olabilir mi? Biraz. Evet. Senin biraz. Tabii. Tamam. Onun için demiş davranış böyle şey yani. Şeytan bunlar mı? Konuyu da şöyle kapatayım. Oluyor mu? Konuşun. Başmış asker gibi yürüyerek bir süre aydınlattı ki o Kırköy'den gelmişti. Tam o doktor için çalışan bunlardan biriydi. Doktorlardan biriydi. Buradaydı. Sürekli bana iyi yapma ısrarını kendisine onu uyardı. Sadece ayda iki kere olabilir. Çok sık yapıyorsun diye. Evet. O. Buradaydı. O doktorla beraber ofisinden ayrılmayan. Kimin defterin falan var. Kutu için. Fakat sizin için, kanıtlamak için ben burada oturdum. Saat 3.30 oldu ben. Tek bir tane içmeni de sevdi çekerdim. Vallahi iyi sahip.
ait bir tane geçmedi. Ben hiç bütün zamanımı taşa, balkona ve sulamaya. Bunu seçeceğim çözmek biz. Eskisi gibi ikide de hem uzaydı, ikide müzikte yenildiler ben bu yayınları. Yapa yapa uzaklaştırmam önerisi. Pansiyonumuz kapalı oldu halde. Hayvanların hiçbir yerde başka yerde avlanmayan hayvanların tehlikelerini karşısında. Şimdi haberlersiniz, biz buradayız. Onunla kadar biz yeni yeni yetmiş. O yaz geçirmek için, parasitlerini saçmak için tam o iki ağacım oraya. Tehlikelerini karşısında. Vandamam. Bunları ise bütün bir sürekli yaşıyorduk biz. Şimdi bunun içerisinde yani yayınlarsam kapıma bir şeyden verecekler. Hakim kararı şu bu. Böyle bir şey yaparsalar lütfen Allah'ın sevilen bir yetki sahibi varsa bu olaya karşı bu ülkenin ülkeyi görevi hadise cehaletlere göre ülkenin cehaletinde bile var. Bu şeytani millete karşı çıkan ilk ordu millet terk milletidir. Ama size böyle önemli bir görev vermiştir, kutsal bir görev. Buna uyanın. Bir an önce bu şeytani insanları ülkemizde itip yok edin. Kur'an'ımız bir ayet verilmemde Allah'ın her kitabına, nefis kitabına bakacaksın ki hiçbiriniz okumuş değilsiniz. Hiçbir şey yok Allah'ın. Fakat ben okudum. Neler denip gittiğini çok iyi biliyorum. Allah bana o yolu gösterdi. Kendi milleti olarak göreviniz bu şeytan bir kabileyi ortadan kaldırmaktır. Bunu böylece bileceğim. Allah'ın özelen dediği kitapta sonra o olayı falan. Bunlar kesinlikle saldırdı o kitaplara. İçlerine kadar girerek bizim hadislerimiz gibi sahte şeyler koyarak fakat bunları ayıklamak için Allah bana göz vermiştir. Size de vermiştir. Aklınızın aklınızı kullanarak eksi artı bu yanlış şey diye görenek bunları ayıklama gücü sizde de var mı? Bazı şeyler var. Esbelli Allah'ın gönderdiği şeyler değil. Bu iblis milletin sokan bir şeydir. Kur'an'a besleyi olmazlığı halde size hadisler dediğine yurtulan şeyler gibi sünnetimiz gibi ne sünnetimiz Ayşe yaşında, Hazreti Ayşe yaşında biriyle mi? Hazreti Ayşe olayına ben inanmıyorum. Gerçekten. Bunun uydurma olduğunu inanıyorum. Evet. Bu Hazreti Ayşe olayının diğer dinlediği karartan bu sorunun ortaya çıkıp karıştıran tam gördüğünüz şeye benzetiyorum ben. Hazreti Ayşe anlamış, nereden anlamış oluyormuştu? Bir tane çocuğu var mı peygamberimizde? Hani kayıtlarını göstereyim bana. Madem onun karısıyım,
vakit çocukları. Evli güneye olan işlerini bütün şimdi gelişmiş peygamberimiz yüzünden veriyor buna. Hayvanları herhalde böyle kullanıyor diye. Ve gidiyor. Ama artık sen kimi babasısın diye. Öyle bir hadis varken bunun binlerce hadisi var. Bu hadisi, bu hüleye. O aynı. Buna mı ziyade çalışıyor? Onu yapıyoruz. Sen orada ne oldu? Yemde. Ha. Ne yapıyor ya? Bülbül de gördüm biliyor musun? Bülbül de geldi buraya. Nerede bülbül? Ağaçtaydı. Hı. Saatlerde bu en yatışıyım. Sizi kanıtlamak için seki tanı geçmedi. Çünkü okuyorum bunları, okuyorum ve kitap gibi söylüyorum hayatım içlerini. Sabahleyin çıktığım zaman diyorum ki bu sözü söyledim ve sabah başına çıkamayacaklar. Bunu da tahmin ediyorumlar. Şimdi evet, Yusuf takıntılığı bu çektiği sinirleri sahteye devam üzerine saldıran üzerinde sinirler tencere yapsam içeri kalacaklar, kanallardan doluyorlar zaten. Sahte etkisi yok. Evet. Nerede olan sineklerimiz? İşte hiçbir etraf kaynatırsın bunlar. Selam okuyan. Evinin etrafına gidin bakın. Evinin içine. Çeşitli kuleleri vardı.
Şaman yıkın. Evet. Tanrı Şaman yıkın. Yusuf takını tutmuştur falan değil. Şimdi bir çıkmanı yedi. Birkaç gün sonra daha başka bir şey değil. Yarın ömür günde gitti varsa karasını terliğine. Şeytan zeyni var be. Oluyen girmeye çalışıyor. Bu kaçıların içine kaçanlardan. Neyi kalıyor girmek için be. Bunun için kuyumuzda nasıl hava içine bir örnek daha anlatayım. Seneler önce biz içindeki kitaptığımız zamanlar. Önce yok aynı yanda bu sivrisine girdi. Şimdi yok. Geç arasına bir tane soruyabiliyor. Çekime çektiğim gibi karın ağızları ve sokan. Ama şimdi gibi şeye neden olan, sevim yemesine neden olan. Bazen ortaya çıkarabiliyor bana annem. Bu şeyler kaynarken etrafta neler veriyorlar, sosyal medya başlarında. Kur'an ayetinde havan filan, sivrisinek mucizesi. Ya havan filan, sivrisinek şeyle filan yapıyorlar. Sivrisineklere alışılıyorlar. Şimdi görüyor musunuz ne kadar kısım? İnsan etmez. Evet, kanalların inançlarını kuşuna kadar kuşuna kadar kuşuna kadar kuşuna kadar kuşuna yemin ederim ki bir tane çıkarsa çekse çıkmayacak sadece sinekleri pencerelerimize alıp sallayacak da saldıracak şimdi tahminimi de söyleyeyim akşam ezanı okumadan önce çıkacaklar. Ya, kaçma. Buna bahsi gidelim. Evet, bugün takıntılı oldum. Kaçlamak için. Bugün, akşama kadar burada olacağım. Bugün takıntılıyım ben. Bu şey tamam. Benim bahsi için bu işte. Para bitireyim aklım. Bizim vazgeçim geç olmalı. Bizim uygulayın. Belki de vaat ediyor. Büyük sayıp şu bu. Ne istediğinizi. Bu şeytan. Söylüyorum size. Aynı şeyi başarabilirsiniz. Kendi başınıza Allah'ın nimetleriyle Allah'a sözünü ayarak denemek ve eminim saat 4.45'e yaklaşıyor ama yani kurar sakın çok Yusuf kamerayla oturuyor çünkü takıntılı Yusuf rapora gözüm öyle seveyim ki bu hayvan sürülerinde bu şeyi yapan o komşulara takıntı oluyor. Öyle. Buraya gelen ödemeyle kavgaya tutuşanlar tezgahsızda kuranlar takıntı değil. Rapora göre. O komşulara o güçlü her şehirde doktor hekim soyadı değil. Bu işleri yapan bu aile üyeleri komşulara takıntı değil. Rapor bunu söylüyor. Buna nasıl karar verdiler peki? Neşini nereye gösteriyor? Burada ne görüyorsun? Sonradan internet yayını geçti. Anladın mı?
işte yeni şeyler, yeni bir şekiller. Ruh hastası olduğunu göstermiyor. O şeylere bakarak buna karar veriyoruz. Ben sulara takıntım diye. Sadece bunu istaf ediyor. Takıntılı olduğunu konuşuyor. Tamam, nereye gidelim çabaya.
kimse de yağmurun altında kavallı hayvan. Neyi getirebilir?